çocuk. Aman hemen çekilin şimdi sırasını. Ah evladım, gene bu yumurcağın çıngır atları tutusuz. Ne hikmetli, senin sesinden başka şey kâr etmiyor. Kızım bir şeyler de. Bahçelere geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim gelmedi yar, gelmedi yar. Bahçelere geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim gelmedi yar, gelmedi yar. Beni ada sal sana yar. Şu gönlümü al sana ya. Aceylan sevgilim, mihriban sevgilim, derdimi bilmedin, bilmedin yar. Aceylan sevgilim, mihriban sevgilim, aşkımı bilmedin, bilmedin yar. Bahçelerde güllü çemen, güllü çiçek, güllü çemen. Gül dedim gülmedi yar, gülmedi yar. Bahçelerde güllü çemen, güllü çiçek, güllü çemen. Gül dedim gülmedi yar, gülmedi yar. Beni yada salsana yar. Şu gönlümü alsana Aceylan sevgilim, mihriban sevgilim, derdimi bilmedin, bilmedin yar. Aceylan sevgilim, mihriban sevgilim, aşkımı bilmedin, bilmedin yar. Şirin şirin sözle beni, özün dedi gözle beni. Gözledim gelmedi yar, gelmedi yar. Şirin şirin sözle beni, özün dedi gözle beni. Gözledim gelmedi yar, gelmedi yar. Beni ada sal sana yar. Şu gönlümü al sana yar. Aceylan sevgilim, mihriban sevgilim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Sesinle bin yaşa evladım. Allah kalbine göre versin evlat. Sağ olun teyzeciğim, sağ olun efendim. Ah sesine kurban olayım evlatcığım. Bana şuradan bir de çivitçik ver bakayım. Bir çivit versene oradan. Ahmet! Ahmet! Peki, peki. Kerata, kaç kere söyledim sana iş zamanı dalga geçmek yok diye? Top atılsa duymaz artık. Hani sesin ilaç gibi geliyor doğrusu. İlaç? Annemin ilacı alınacaktı. Ahmet, ben gelinceye kadar bir yere ayrılma. Ver. Büyük şişe yemeklerden önce. Evet. Küçük iki saatte bir çorba kaşığı. Parası ne kadar? Hesaba yazdık. Ne zaman olsa verirsin. Hadi güle güle. Sağ olun. Şu ana sevgisine bak, çırpınıyor çocuk. Kim olsa pes ederdi. Dayanılır mı bu masraf abi? Tedaviye para bulmak için dükkanı bile satarım demiş. Dedi ya, hem bana söyledi. Sabahları ders çalışmaya geliyor kahveye. Hayırlı evlatmış. Allah tuttuğunu altın etsin. Nasılsın anneciğim? Bak ilaçlarını getirdim sana. Şu büyük yemeklerden önce küçük de iki saatte bir çorba kaşığı. İğneci geldi mi?
Bu parasız halinde benim için çırpındığını gördükçe bir an evvel ölmek istiyorum. Canım anneciğim, böyle konuşarak parçalamasana içimi. Ben sadece evlatlık vazifemi yapıyorum. Kim olsa yapar bunu. Yapar mı? Ya kardeşin? Keşke sen de onun gibi vurdum duymaz olsaydın. Ümitsiz bir hasta için varını yoğunu dökmeseydin. Bak, bu iyi gelecek sana. Doktor dedi ki... Bırak doktoru. Ecele karşı geleceğim diye istikbalini feda etme oğlum. Senin hakkını nasıl öderim ben annem? İnşallah iyileşeceksin. Daha uzun seneler bir arada... Böyle tatlı tatlı. Anne. Anne. Kesme. Bırak o paraları. Ne oluyorsun be? Amma da para bürüdü gözünü. Kefen dediğin 3 metrelik kumaş. Onun da cebi yok. Bana bak. Paramı geri vermezsen polise veririm seni. Bak hele. Lan bu kadar mektep medrese gördün hala yontamadın şu tahtayı. Ben polislik olur bülbül kafesini boylatsam ne olur sonra ha? Anamızın yüreğine iner. Ana kalbi bu oğlum. Boru mu? Oğlunun mahpuslarda çürümesine dayanamaz yüreceği. İğreniyorum senden. Vicdansız, hissiz. Boş ver bu karın ağrısı laflara. Defol buradan, defol. Hastanama bakmaya uğraşıyorum. Ben, sen de... Ben de kumara. Daha ticari iş değil mi? Hiç olmazsa kazanma ümidi var. Ama senin kaybın %100. Çek şu elinde yakalarımız buruşmasın. Nefret ediyorum senden. Senden akıllı olduğum için mi? Ben kağıda bir tırnak atarım, şahı gelse felleği şaşar. Ama senin oynadığın oyuncu Azrail. O bir kere niyeti bozdu mu, 27 ton ilaç sarf etsen nafile. Hadi gayret yavrum. Hadi gayret. Hadi yavrum. 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 Hadi kasiyi soydun desene. Allah şu kadere bak yarabbim. Allah. Yürüne bak be, birinci sınıf gazino tarzı. Masayı hazırlamak sizden hazırladım abi. Ne o? Aksisin gene babalık. Ha bu yarışı bozdun. Tam kazanaydı da. Bu zarafete bak. Bunu almak için bir ammala Zaza marka çakımı verdim. Emekte caba. Ya antrenörlük zannetti. Tabii ya. Yeryüzünde benim gibi tahta kurusu yarıştıran biri daha çıksın. Elini öpeyim onun. Sen adam olmaz mısın be? Ne oluyor ya? Baksana gene tüsüklere aşırdı mı şişko? Ümit çaktı gibi. Bir okmacık oldum abi. Zeki iyice sövüşlemişsin. Salak. Parasını eczacıya kaptıracağına ben alıyorum. Senin anan ne oldu? İyi mi? Yolcu galiba. Ecel kapıyı çaldı mı milyon döksen nafile. Hı. İş ilaçla bitecek olsa herkes bir ilaç fabrikası kurar, 1000 sene yaşar. Uyandın mı anne? Uyumuyordum evladım. Radyoyu dinliyordum. Rahmetli babanın en sevdiği şarkıydı. Yazık. Kapattılar. Sana ufacık bir radyo almayı ne kadar isterdim. Bir evladın annesine yapacağı her şeyi yaptım bana. Hem de 1000 kat fazlasıyla. Devam. Bulmaya
olacak mı? Deva bulmayacak mı? Kalbimdeki bu yara, kalbimdeki bu yara. Şu çileli gönlümde şimdi her şey kapkara. Şu çileli gönlümde şimdi her şey kapkara. Gönül veda ediyor, tatlı hatıralara. Gönül veda ediyor, eski hatıralara. Şu zavallı kalbimde şimdi her şey kapkara. Şu zavallı gönlümde şimdi her şey kapkara. Bir sigarası olan yok mu? Bir tane daha fazla yürütme. Vay, dört köşe. Katliama geç kaldın, ne haber? Şeytanınız bol olsun. Kim sövüşleniyor? İhtiyar. Tahta kurusuyla kazandığımızı maçanın papazıyla verdik alınan bu sonuncu. Hadi bundan sonrasını kumda oyna bakalım. Bir daha bu oyunu oynamam ben. Acıktınız mı ceylanlarım? Acıktınız mı? Acıkmışlar yavrucaklar. Gel şunları birkaç dakika göğsüne salayım ha. Boş ver. Senden sevizi yok içimizde. Üretme çiftliği mi zannettin adamcağızı? Bırakın tahta kurularını da dinleyin bakın. Ne antikalar var şu köhe dünyada. Gene ne havadisler getirdin? Uyu sen uyu. Selim Beyler'in köşkü var ya. Herifin biri kalk at elini cebine bas 1,5 milyonu al köşkün tapusunu. Ha ne diyorsun, bu kadar pahalı ev olur mu? Uy benim aklım şaşayın. 1,5 milyon ha? Harca harca bitmez abi. Hem de niye almış köşkü? Metresi nedir, metresi nedir? Mesela bak, ben bankacıyken bir şefimiz vardı. O Sultan Palamut devrindeymiş. Kızını almış kızına. Kontakmış kız. Doktor demiş ki, şöyle sayfiye yerinde açık hava, bol gıda, bir ton da para. Bırakın be. Paradan çok konuşuldu mu efkar basıyor. Mutlaka bu ilaçları getirtmek lazım. Acaba bulabilir miyim doktor bey? Bulabileceğinize emin değilim ama bir doktorun tavsiyesi en hayırlı evladın ihtimamından daha faydalıdır. Yani bu tedavi tarzı şart demek. Yaşamasını istiyorsan evet. On
dördüncü kamyon etti. Üç salon takımı indirdiler. Cemal 32 kalem. Hazinene hazır mısın be mübarek? Mesai sırasında laubalik istemem. Mesela bak ben bankada giriyorum. Yürü be yürü. Başlatma şimdi acıklı mazinde. Evin kümesi nasıl acaba? Hanım orta şekerli ama kızda iş yok. Al sana sulu kulede zevkli minare. İş yok dediği kız bayram kartpostalı gibi. Görme abi. Hollywoodlu perde ampesleri halt etmiş yanında. Nah, surayi gibi bir endam. Gemlik zeytini gibi gözler. Domates plakisi gibi dudaklar. Bu kadın değil. Balının, kemilin açı dikeni. Boş ver. Kadının güzelliğine aldandın mı sonun ya hapishane ya kumarhane. Allah var hani. Kız güzel ama kafadan da kontak düştü. Yoksa babası diye basmış mangırı da bu sonbaharın köyünde almış köşkü. Ha? Kız keçileri kaçırmasın diye. Yahu delilikte akıl olsa Gülyar'ın kızını bulmaz. Gider bir Berduş'un kafasına girer. Berduş'tan adam değil mi yani? Adam ama Berduş abi. Kafadan sağlam da olsa bir, çatlak da olsa bir. Cebi delik akıllı olmaktansa milyonluk deli olmak daha iyidir. Mesela bak ben banka değilken. Ulan sen bankasız laf edemez misin be? Bu kız deli değil oğlum. Melankolik, melankolik. Ne? Kadın kısmı alkolik olaymış ha? Ne diyorsun? Alkolik değil, davul. Melankolik. Yani pis pis düşürür kızım be. O ne? Doğru yürü be. Yürü be ya, başlar. Durun be, durun. Gözünüzün çapağını silin de eşya görün. Abiler bu evin neresine sığacak onu anlamayın. Senin kayıkhanemi zannettin koca köşkü sığması nasıl? Ha, nereden bildin diyeceksin. Gördüm. Mesela bak ben banka diyeceğim. Ne de banka ne de paslarım. Ama Hacı Efendi şu raflarda yalnız 3000 liralık mal var. Sonra tezgahı, demirbaşı onları da bir hesaplasana. Ağızda hesap kolay, kolay ama tahır tahır banknotları saymak kolay değil. 2500 kaymayı az mı buluyorsun sen? Anamı hastaneye yatıracağım. Elim darda olmasaydı eğer... Allah şifalar versin kardeşim. Ama ben kendi kesemi bilirim. Bu parayı sırf senin güzel hatırın için veriyorum. Peki Hacı. Ne yapalım? Aldı. Yüz. İki yüz. Üç yüz. Dört yüz. Beş yüz. Altı yüz. Bana bak. Sen mi sakladın parayı? Yo. Zeki abi sattı. Kime? Hacı Zühtü Efendi'ye. 2500 liraya. Neredeler? Şimdi notere gittiler. Thank you.
ama çok pahalı doktor bey. Hakkın var oğlum. Ne yapalım, çaresiz Avrupa'dan ilaç getireceğiz. Yoksa Allah zeval vermesin, devletin hastanesi çok. Dükkanımı sattım, elimde biraz para var. Keşke benim de böyle bir vefakar oğlum olsa. Fakir bir insanım ben. Anama ne verebildim ki? Bir anneye verilebilecek şeylerin en kıymetlisini verdim. Sevgi ve şefkat. Yarın annemi yatırırım doktor bey. Paranın üstünde bulmaya çalışacağım. Allah'a ısmarladık. Hey iskarpin! Nerede kaldı balıklar? Geleyi, geleyi patlardı mı? Ben daha hiç doymadım ya. Götürdüm onu. Ağır ol bakalım. Çaptan düşmeyelim diye talip edecek. Hani yan keseciliğe paydos demiştin? Canım şimdi bak. İki gözüm enseme yapışsın ki yan keseciliğe paydos dedim. Bakalım eski zanaatı unuttum diye ne tramvaya biniyorum ne otobüse. Kendimi kontrol ediyorum. Ver şu ceketi bakayım bana. Bak para yerleştiriyorum buraya. Ha, ver sen de şunu. Al bunu. Bak şuna da. Ha, ne ver olayım? Sen de kardeşim. Ha. Bak şuna da gördün mü? Daha şimdi geliyorum. Hop. Affedersin kardeşim. Pardon Mirim. Affedersin kardeşim. Bakın ceplere 10 para bulana 100 kağıt veriyorum. Yaşa be ihtiyar, sen bir hazinesin. Ama insan değil bu. Çok iş var sende ihtiyar. Bir dakikacık da ben okuyayım şunları. Dikkat beyler dikkat. Gecenin ikinci numarası. Özbank'ın eski veznedarı talim ediyor. Beğenemedin mi? Mesela bak koca bankada benden suratlı para sayan yok. Kesme! Sonra freni patlatıp paraları cebe indirince... Dur bey oyna kızlarla parayı bu. Oradan da mahpushane çeşmesi. Yandan akıyor yandan. Balkanlarda orta şakta benim kadar hızlı para sayanı bulursanız suratıma tükürür. Oğlum suratına tükürmek için milletler arası müsabaka mı yapalım yani? Fazla ısınmayalım isilik oluruz. Al bakalım. Lordsun bugün, lord. Ruhumuz lord ama kandilimiz bozuk. Kör talih, kör. Ama hep bu böler ayrılmaz ya. Gün gelecek kambur feliğin burnunu biz de kanatacağız. Hepimiz de akıl tonla. Hayatta her dümen tutan akıllı mı sandınız be? Talih ganimet o kadar. Ne elinden galağını bilirim. Kafası ahşap ama marangozu iyi. Tamam, al sana şu köşkü alan canlı hazineyi. Sineğin biriymiş. Gel gelelim bizde manda beyni gibi beyin var ama mimarisi bozuk. Ulan banka canavarı, manda beyni dedin de aklıma geldi. Şu melankolik kız var ya, hani fırsattan böyle sağız çıkar. Dur. Bu gergedamda bir iş var. Arıyor ya. Bak ben bir plan yapayım, o kız da cuk diye avucumuzun içine düşmezse insan değilim. Kadın milletinde pis düşünme hastalığının tek bir ilacı vardır. O da bizleriz, bizler. Arkadaş hassas bir noktaya parmak bastılar. Bir milyonerin kontak kızını ayarlamak fevkalade bir fikir. Tabii ya. Ya kız iyice keçileri kaçırmasın diye 1,5 milyona basan peder damada ne vermez arkadaşım? 2 milyon verir. 3, 4. Hey, oldu olacak, 5 olsun daha. Madem ki hastalığın tedavisi erkek, yakışıklı bir yem at, tak oltayı. Balığı kuyruğundan yakalamazsan bana da yakışıklı 4 köşe demeyin. Kim olacak bu perdaha düzgün yem? Zeki. Tamam. Banka tahvili gibi çocuk. Hem de mürekkep yalamış. Ben de çok üzüldüm ama elimden bir şey gelmez ki. Vakit geçirme oğlum. Ne yapacaksan yap, getir ilaçları. Tedaviye hemen başlamazsan para bulsan da pek işe yaramaz. İnsanlık mı bu yaptın senin? Böyle bir alçaklık katiller bile yapmaz. Aşağılık namussuz. Kes be. Kitap gibi konuşmaya başlama. Bu işte ne senin ne benim sözüm geçer oğlum. O kadar. Paramı vermezsen polise giderim. Yemin ederim ki gideceğim. Saçmalama be. Hayvanlar tepişe tepişe, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Ben de anamı kurtarmaya çalışıyorum. İlaç paralarını çalarak mı? O para 2 günde biterdi be. Ama benim bulduğum madde hem anamızı kurtarır hem de bizi. Annem için canımı veririm ben.
Canın senin olsun ya. Bize sade güzelliğin lazım. Bak. Şu yukarıdaki köşkü bir milyoner satın aldı. Bırak. Bırak şu kadeyi. Boş ver. Senin kolların dolduktan sonra. Bırak dedim. Bana bak. Derhal yukarı odana çıkmazsan ben buradan çıkmak zorunda kalacağım. Hem de bir daha gelmemelisin. Anlaşıldı mı? Nasıl istersen. Deminden beri iltifatınızı bekledim durdum. Beni çok ihmal ettiniz. Bilakis Şalan. Yalan yalan, hiç dinleme. Gözlerimin içine bakarak şunu içmedikçe sizi affetmem. Aşır Şalan. Hadi canım. Çemem. Hadi için. Ben hayatımda sizin gibi tatlı şey görmedim. Ödümü patlattım be. Herkes aşağıda eğleniyor. Dans, müzik, içki, gırla. Sen burada umacı gibi oturuyorsun. Çok içtiniz galiba. Sarhoşum, sarhoş. Beğenemedin mi küçük hanım? Hem sana ne oluyor be benim içkimden? Ben sarhoşum, yarın ayrılırım. Ama sen dirisin. Deli olarak da kalacaksın. Deli. Viyanneliğimi çekemiyorsun değil mi? Deli. Bir de kalkmış içmişsin diyor. İçtim, içtim be. Ne olacakmış yani? Telinin zoruna bak. Zavallı bir kız. Hasta, şefkate, sevgiye muhtaç. Ve ben onu aldatıcıyım öyle mi? Nasıl isteyebilirsin bunu benden? Bırak bu kerevizli lafları. Tonla para var bu işte. Senin istediğin ananın tedavisi yaşaması değil mi? Tamam. Ben sana bulacağım bu parayı. Böyle bir alçaklığı nasıl yapabilirim ben? Nasıl masıl? Trink diye sayacağım parayı. Para leblebi değil. Bu sayede annemiz kurtulmuş olur. Peki. Yeter ki sen hede. Zeki, yavrum, çok, çok fenayım, çok. Bırak budalanı, düşünecek vaktin yok. Hiç duracak vaktimiz yok, derhal ilaçları getirtmek lazım. Bırakalım ölsün mü? Bırak aptallığı. Kadın ölüyor. Derhal ilaçları bulmalısınız. Aksi halde mesuliyet kabul etmem. Son defa söylüyorum. Kabul mü? Kararınız? İlaçları getirtiriz. Masrafını tutarsa veririm. Bir arkadaştan alıp veririm ya. Yapmayayım be. Ben yan kesiciliğe tövbe ettim. Vay dost dedim. Gecid. Yeminliyim be. Başında ekmek kırarız. Tövbeler olsun ya. Yapamam be. Yapamam. Kolayı var be. Arakladığın parayı not edersin. Sonra ileride kurduğumuz bu şirket kâra geçince gider sahibine ödersin. Bırak Allah. O zaman yaptığın iş borç alma faslına girer. Yan kesicilik değil. Arkadaşım ince bir noktaya parmak bastılar. Hepimiz şu andan itibaren iş başına koşuyoruz. Recep tramvayda otobüste Allah ne verdiyse çalışırken ya. Sen Kadife Süleyman'a gidersin. Benden bir selam söyle o kadar. Vallahi herif bir giydiğini ertesi günü çıkaracak.
Maksat kıza racon yapıp yakışıklı görünmek. İyi ama bir de bizim patron çakarsa mahvoluruz. Hadi sen eşeğe bile semeri ters vurursun. Sonra seni de göreceğiz. Ha bunu kim çakacak da? Senin anlayacağın bizimki arada bir tekniğe binecek. Mesela Cemil kendisininmiş gibi. Onu zencin bilsinler diye nümereden. Uy aklını yiyeyim ha. Korkma Hasan efendi, bu işte çok para var. Senin bahşişini de düşündük. Köşkte kalsak 2-3 gün kalırız. Olacak şey mi bu? Hadi sizi içeri alayım ama. Ya bey hemen Avrupa'dan dönerse. Keyfini bırakır da döner mi? Canım korkma. Mesela bak ben bankadayken. Kaşarlık gitme be Cemal. Kim mi çakacak? Yağlama yıkatma dümeniyle. Ruhunda çiçek açtırılmayacak patronum var ha? Oğlum, arada bir zekiyi dolaştırmakla araba aşılmaz ya. Seni de göreceğim. Ha? Aslan! Allah madene bak madene. Uy beni bakışacağım. Durun bakayım şirket malı bu, el sürmek yok. İleride şirket kara geçerse hepsini sahiplerine iade edeceğiz. Yoksa ben yeminliyim. Tabii canım. Vallahi yeminli. Sen içini temiz tut oğlum. Al şu ekmeği artık bol bol ye artık. Kaç para istiyordun ilacı için? Kaçma benim nonuşum. Kaçma. Senden başka güvenecek dostum mu var? Kaçma. Her istediğini yapmaya hazırım doktor bey. Bir an gülmesi için bütün servetimi dökmeye razıyım. Ama nafile. Şuraya bakın. Tek yakınlık gösterdiği şey şu köpek. Oo. Mükemmel. İşte beyler. Böyle bir silahla zapt edilmeyecek kadın kalbi yoktur. Uy, Trabzon yelkenlisi gibi bu ışık oldun ha. Uy, 8 taksitte kurban olayız ha. Kadın olsa ilk sevgilim ben olurdum. Eğer böyle yalı kazığı gibi durmakla olmaz. Konuş biraz. Arkadaşım ince bir noktaya parmak bastılar. Böyle dut yemiş bülbül misali durursan derdini duvarlara anlatırsın. Beni nasıl alçakça bir işe alet ettiğini biliyor musun sen? Eğer sende biraz vicdan olsaydı... Senin dediğin vicdan fulyabarda çalışıyor. Ben bir vicdan tanırım. O da Abdülrezzak Bey'in beslemesi kör vicdan. Hem sen annene yardım için yapıyorsun bu işi. Mesela bak ben bankadayken... Karı kısmı dilden hoşlanır bacanak. Ne yalan şey? Ne kadar kuyruklu olursa o kadar mest olurlar. Mesela bende bir yangından adam kurtarma hikayesi var. Hangi kıza anlattımsa iki göz iki çeşme ağladı. Hey! Elbiseler geldi abi! Islak çapanla kapıda otomobille bekliyor. Gelin çocuklar sırtınız bayram etsin. Gelin gelin. O benim. O benimki. Beni bu kıyafette görünce ister misin mahalleli selam dursun? Bu kıza geldi be. Fark etmez. Sen nasıl olsa evin uşağısın. Ulan başlatma. Ulan ne laf moruk. Ağzını temiz tutsana. Bugüne bugün sosyete adamı oluyoruz. Yo edemeyeceğim ben bu işi. Karadeniz avcı düzelir mi daha? Ne diyorsun? Aldırma Beriza. Sen bahçıvan biz de garson oluyoruz. Boşver. Onu bu asalet çocukları düşünsün. Yacı düşünü. Beğenemedin mi? Düdük tabii asalet ya. Mesela bak ben bankadayken. Bir daha bankadan başlarsan senin. Peki sustum. Kesin. Sürütme oğlum. Gül biraz. Şenliğe gidiyoruz. Hey toplanın bakalım. Toplanın. İçtima var. Berduş takımı bu tarafa. Şişko bu tarafa gel. Biz önden yayan gideceğiz. Siz iki katibi usiyetler beyefendiye arabaya bindirirsiniz. Tamam mı?
Buyurun beyefendi. Bana bak, o tadını kaçırdın şimdi. Bineceksen bin şuna. Hadi. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Buyurun, nasılsınız? Buyurun. Ne haliniz? Ne ruhu haliniz? Nasılsınız? Sen de yürü muhterem. Peki. Ne yaptın be? Ne yaptın? 50 kağıt bahşiş vermiş abla. Müsaadenle yürüttük. Olacak iş değil bu. Yapamayacağım. Peki doktora ne söyleyeceksin? Bırakın, annem ölsün mü diyeceksin. İndi bağ. Kesin be! Bu ne biçim sosyete konuşması? Baba bak, bizim kıza göz diken adama bak. Dur şöyle çık. Dur. Adama bak, adama. Bak ne diller döküyor. Oğlum ben bu işin kitabını yazmış adamım. Adamı hiç gözüm tutmadı. Kalktılar gidiyorlar. Bak diğerleri de geliyor. Dur. Yemek bahçede yeniyor. Suzan Hanım var. Hani kızın üvey anası. 45'lik kadın. Orta şekerli. Sonra kocası. O para makinesi ihtiyar. Kız da var. Yanında da o Cemil cübbesi. Vay. Allah. Anlatsana ben merak ettim. Anlat ya. Şey hindi dolması. Bir hinzike arkadaşım. Allah inandırsın inek kadar. Biraz da biz bakalım ya. Boğazlarında kalsın inşallah. O ne hindiydi be? Müsaade et. Bir dakika bak. Biraz da biz bakalım ya. Ne olur? Biz de hindiye başlayacak artık. Hindiyi görünce kibarlığı unuttun değil mi Duba? Ceylan gibi Ceylan evladım. Müsaade et. Ceylan aman aman. Bir dakika ya. Aman biraz daha. Müsaade et ya. Biraz daha be ya. Bir dakika müsaade et kardeşim ne olursun. Ya ne olursun. Hadi ya. Aman Allah. Ne olursun ya. Ne olursun müsaade et. Dokunmayayım be ya. Ne oluyor ihtiyar söylesene. Seninki aklını bozdu. Soyunu, soyunu. Soyunaydı. Uy benim bakın şaşayın. Kim soyunaydı ha? Ne oydu bu? Sen ne bakış istiyorsun ya? Hey Allah'ım neler var bu dünyada be? Neymiş ihtiyarın zoru ya? Biz de bakalım. Dur bakalım. Canım dur. Sırt bırakmayacağım. Ben de bakacağım değil mi? Çok iyi kabırıyım. Salak, aptal, işine bakacağına yan evde söylenen bir hatun dikizdi. Baba! Bir dakika. Bırak beni. Yok canım. Tut ki bıraktım. Sen de gittin. Ne olacak yani? Utan. Utan, anamla tehdit ediyorsun değil mi? Sanki o senin de anan değil. Sanki sana can hayat veren... Kapa şu radyoyu be. Hep aynı havadan çalıyorsun. Bırak anamı. O senin bileceğin iş. Ama bir kere sen buraya girdin mi girmedin mi? Polis işitse ne dersin? Ne diyeceğimi gayet iyi biliyorum. Hemen şimdi... Yok canım. Söyleyin şuna. Burayı tutan kim? Bizi bu iş için ayarlayan kim? Şu sırtındaki elbiseler kimin? Ya şu cüzdan kimin? Tereyağı. Yürütünceye kadar akla karayı seçtim. Bütün bunları sen yaptırdın bize. Bütün planlar dümenler senin. Biz de öyle ifade vereceğiz polise. İnanmasalar bile ne çıkar? Bal gibi suç ortağısın işte. Buyurun.
Çok konuştuk oğlum. Sohbetinden bir şey anlayamadık. Bari şarkında anlayalım. Hem yengemize kapı olur ha. Çok zenginmiş. Hizmetçiden al haberi derler ya. Çamaşırcı kadın bizimkilere söylemiş. Hem de bestekarmış. Sesi de müthişmiş. Bestekar mı? Bakın bu çok iyi. Bal kavuklar uydurmuşlardır. Sesine gelince bahse girelim ki kargadan beterdir. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin, senin kalbimde yerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin, senin kalbimde yerin. Anlatamam kalbimin macerası, çok derin, çok derin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin, senin kalbimde yerin. Ne ses? Hayatımda böyle ses işitmemiştim. Sen ne dersin kızım? Cemil Bey gibi yanlış fal açmaktansa bir şey söylememek daha iyi. Baktı mı, baktı mı? Bir saniyecik. O da bir şeydir ya. Yahu bu sese değil şu kontak kız, dünyadaki bütün kadınlar hayran kalırlar. Şimdi ne olması ne oldu? Elini bile sürmedi. Ama kız dümperdüz salak be. Bana bakın. Öyle. Böyle durmakla olmaz. Ne yapıp yapıp kızın alakasını çekelim. Hadi bakalım, herkes iş başına. Hadi git oğlum canım. Vay canına, başını çevirip bakmıyor bile. Girip çıkarken klaksonu sıkı bas da fiyakamızı görsünler. Tamam. Kadillak, arabanın fabrikasını diksen başını çevirip bakacağı yok. Ne yapsak ya? Bir çare bulmalı. Mesela bak, ben banka değilken... Kes be!
Yeni bir dümen bulmalı demek istedim. Bunun için de ne lazım? Mangır. Sana yol göründü babalık. Arkadaş hassas bir noktaya parmak bastılar. Değil korna sesi, atom bombası patlasan dönüp bakmayacak. Vallahi doğru. Bozulma oğlum. İki kere arabayı getirdin değil mi Fiyakan? Yok be abi. Benimkisi sözün gelişi. Demirbaş dolabı gibi duruyor yahu. İster misiniz biz de bunun gibi keçileri kaçıralım? Evet. Bugün şansım iyi değil. Keşke sizin şansınız bende olsa. Çok iyi olurdu. Bas. 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 Açtım. Görüyorum. Kızım, canım kızım. Bak şurada ne güzel eğleniyoruz. Ne olur sen de gelsin. Tamam, gene yalnız kaldı. Pis pis düşünüyor. Hadi tam şarkının sırası. İçten gelmedikten sonra. İçten dıştan ne olursa olsun şarkı şarkıdır. Ama her şey emirli olmaz. Parayı veren düdüğü çalar. Öyle değil mi babalık? Ne yapıyorsun orada be? Antrenman. Formdan düşerlerse sonra mahvoluruz. Hadi. Hop. Hadi. Fazla nazlanma da ötmeye başla. Bağrımda bir çöl güneşi, içimde aşkın ateşi. Bağrımda bir çöl güneşi, içimde aşkın ateşi. Şimdi nerede, hangi elde, gönlümün hülyalı eşi. Kara sevda ne derinmiş, kara sevda ne hazinmiş. Kara sevda ne derinmiş, kara sevda ne hazinmiş. Göklere çıktı vahım, kalpte eridi ahım. Göklere çıktı vahım, kalpte eridi ahım. Ağlatsam da geçti artık, kurtar beni Allah'ım. Kara sevda ne derinmiş, kara sevda ne hazinmiş. Kara sevda ne derinmiş, kara sevda ne hazin. Bu insan sesi mi, peri sesi mi? Kim ne derse desin, bu çocuğun sesini duyunca içim fena oluyor. Ah, hakikaten çok güzel. Ne yapıp yapmalı, bu gençle tanışmalı, öyle değil mi Cemil? Öyle değil mi Cemil Bey? İyi olur efendim.
Bu deli kız böyle oturup duracaksa ben keçileri kaşıracağım. Kılı bile kıpırdamıyor mübareğin. Allah Allah, amma da soğuk şeymiş ya. Dur bakayım, bir de ben bakayım. Bırak, 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 bakayım ben bak. Bırakın, bırakın, yapamayacağım. Kesme! Kız nasıl? Nasıl olacak, taş gibi? Tövbe tövbe, estağfurullah. Sakın ha, bu kız sağır olmasın da. Hadi be. Hı. Var mı yok mu oğuz köpeği? O bacak kadar ite bakıyor da... Burada bu kadar it oğlu it toplanmışız, bize bakmıyor. Anlamadım gitti. Aa, bak anlatayım. Kız madem şarkıdan anlamıyor, ille de köpek diyor. Biz de bir köpek bulmalıyız. Ha. Tamam be, doğru söyledin. Aslansın be. Doğru dedin, onu bir köpek bulalım. Arkadaş, çok hassas bir noktaya parmak bastılar. Aynen, iştirak ederim. Ben de parkta kızlara fiyaka için yanıma ya bir velet yahut da bir köpek alırım. Köpeğe gelince... Hoş! İhtisasa hürmet edelim. Bana bugüne bugün İstanbul'un birinci sınıf it hırsızı derler. Eğer bu gece size şehrin en kral köpeği söküp getirmezsem... ...bana da köstebek salih demesinler. Gel bakayım küçük köpek, gel küçük köpek. Şirket kârı geçsin. Ne var, ne oldu canım? Fena ısırdı. Ne yapsak acaba? Çok özür dilerim. Şöyle buyursanız da. Havladı. Kız o havladı. Gidiyorlar. Havladı kız. Uyumalım artık şaşay. Yaşadık. Biliyorsunuz ki kuduz iğnesi 40 defa yapılır. Çok özür dilerim. Rica ederim efendim. Ne ehemmiyeti var? Kim bilir ne kadar acımıştır. Zeki Bey için iğnenin lafı mı olur? Efendim, kendileri geçen sene aslan avı değilken. Aslan avı mı? Aman ne enteresan. Aman efendim, o da bir şey mi? Arz edeyim efendim. Hint racası kendilerini geçenlerde fil avına davet etmişlerdi de. Aman Allah'ım, ne müthiş. Bir dakika müsaadenizle. Kusurumu affettirmek için sizi kendim tedavi etmek isterdim. Aman efendim, istirham ederim. Bu kibarlığınızla beni büsbütün mahcup ediyorsunuz. Zeki Bey, acaba bu gece davetlimiz olmayı kabul ederler mi? Şöyle ufak bir toplantımız var. Şeref bahşedeceğiz beyefendi. Heh, onu da, şunu da. Şu köşedekini de getirin. Hadi şunu da getir. Hadi ben fazla gideceğim. Uzadı, yanık kokmaya başladı bu iş. Sen de ama silah mekiğimizsin. Yok, bildiğin gibi değil. Elbiseler gecikince müşteriler bozuk çalıyor. Hani patron bir duysa? Deliler padişahın oğluna döndüm be. Ben patlarım bunun içinde ya. Ben de. Ay, nereden geçer şu cerametin kolu? Tak 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 tak. Kıza deli diyorlar ama maşallah işini biliyor. Para parayı çeker. Bunlar da birbirlerini çektikleri zaman bize avucumuzu yalamak düşer. Hı hı. Şu hanım evladını Leyla'nın yanından uzaklaştırmaya bak. Hı hı. Merak etme.
sabahki kazayı düşündükçe utancımdan ne yapacağımı bilemiyorum. Benimle bu kadar ilgileneceğinizi bilseydim, kendimi şimdiye kadar yırtıcı hayvanların ağzına çoktan atmıştım. İşte benim yetiştirdiğim talebe böyle keskin oluyor. Kadınlar süzgün süzgün bakmaya başladılar mı? İşin sonu ya polis müdüriyetinde ya evlenme dairesinde biter. Mesela bak biliyorsun ya, hani ben şey değilken... Hocam biliyoruz, başlama. Ama Zeki Bey'i bu kadar insanla almak var mı Canico? Ne üzüldüm sabahki hadiseyi. Ama Leyla'nın kusuruna bakılmaz ki. Biraz fazla sinirli. Melankoli mi ne diyorlar hastalığına. Kısacası deli işte. Ne güzel dans ediyorsunuz. Kıymetli ev sahibimiz Ruhi Bey'in bir ricasını yerine getirmek için bir dakika dansı kesiyoruz. Buyurun. Gerçi Zeki Bey'le tanışmamız bu sabah oldu. Ama biz kendilerinin o harikulade seslerine ne zamandır aşinayız. Bu itibarla bize bir şarkı söylemek lütfunda bulunurlarsa bizi pek mütehassıs edecekler. Yanlış anlaşıldı galiba. Ben sadece biraz Türk musikisinden anlarım da. Ah, Alaturka mı? Ah, şaka ediyorsunuz. Hiç size yakışır mı? Hancı, hancı! Yakışıyor tabii. Öyle güzel gazel atıyorlar ki. Hancı! Kızmayın canım. Buradakiler ileri fikirli ve kibar insanlar. Affedersiniz. Bu terbiyesizliklere sosyetede şaka denir. Evet efendim. Cemil Bey de çok şakacı. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Şuraya bir yatak, her yavaş yavaş. Ama her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımılda, hafif bir sancı. Ayrılık sonradan
kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. Yıllardır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarımı der yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi, neyleyim. Şu bizim hesabı göz yavaş yavaş. Müsaade edecek misiniz bana? Yani arada bir sizi görebilir miyim? İsteseniz de istemeseniz de göreceksiniz. Her gün doktor saat 10'da sizi burada bekleyecek. Sabahleyin sizden çekindim, söyleyemedim. Davetinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Müsaadenizle, çok geç oldu. Yeter be yürecekler. Zarar yok, görmezler. Çok teşekkür ederim efendim. İyi geceler. Beni affettiniz mi? Neler söylüyorsunuz? Böyle bir tesadüf için canımı bile verirdim. Çok iyisiniz. Ay, görseniz kıza ne diller döküyorum. Kızı tavlamazsan parayı keserim dedim ya, onun bütün dalgası anasına ilaç getirmek. Uy dinle yandım. Para iştedir böyle. En sessiz sinoğu bile bülbül yapar. Bak 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 bak, şimdi de dört köşenin parasına bak. Bir dakika rahatsız edeceğim Zeki Bey. Az önce sizi telefonla Özbank müdürü aradı. Hanımefendiyle beraber olduğunuzdan yoklar demeye mecbur kaldım. Affedersiniz. İşinize mani olduğumu bilseydim sizi meşgul etmezdim. Aman efendim, bizler için en mühim iş Zeki Bey'in saadeti.
Sizin yanınızda mesut olduğuna göre bütün işler bekleyebilir. İltifat ediyorsunuz ama... Rica ederim. Sizin de bir arada bulunmanın zevki yanında alelade işlerin ne kıymeti olur. Siz gidebilirsiniz Osman Bey. Ben bu kadar şımartılmaya alışık değilim Zeki Bey. Ben sizin bu iyiliğiniz, inceliğiniz yanında neyim ki? Üst tarafı bir hiç. Banka müdürleri tarafından telefonla aranan bir hiç öyle mi? Çok mütevazısınız. Yap numaranı oğlum. Leyla Hanım, ben aslında sizin zannettiğiniz Zeki gibi... Zeki Bey! Arabanın önünüzde efendim. Yeni Chevrolet çıkıncaya kadar Pontiac'ta gezeceksiniz. Çıkıyorlar, arabayla gezecekler. Ben de Zeki gibi 3-4 gün feraya gözlük taktırayım. Ölsem bile gam yemem. Uy, emi cemi ne oluyor, emi cemi ne oluyor? Sen felağı bırak da dua et. Polis tümeni çakıp hepimize çelepçe takmaz. Hoşuma gitmedi bu laf doğru. Gittiler. Yok yok yok. Ne yapıyorsun? Hiç. Kale yapmaya uğraşıyorum. Yardım edebilir miyim? Memnuniyetle. Affedersiniz. Asıl siz beni affedin. Çok yabancıca hareket ettim. Emin olun ki kazaydı. Kaza da olsa yüzüme değen ilk erkek dudağıydı. Benim de yüzüme değen ilk genç kız dudağı. Ama inanmadınız değil mi? İnandım. Deniz kıyısında kumdan kale yapan bir erkek yalan söylemez. Belki içinizden bana gülüyorsunuz. Sadece çocukluk. Temiz ruhluluk. Bunu hissetmeseydim size yaklaşmazdım. Demek bana şu kumdan kale için yaklaştınız. Herhalde otomobillerinizin rengi için değil. Sizi gücendirecek bir şey mi söyledim? Yo, sadece kimseye benzemiyorsunuz. Garip düşüncelerimiz var. Başkaları buna kısaca delilik diyorlar. Keşke herkes sizin gibi deli olsa. Sizin gibi de çocuk ruhlu ve temiz. Sarayımız, bizim sarayımız. Ben Periler Padişahı'nın oğlu, siz de... Ne var, niçin sustunuz? Sizi dinlemek için. Periler Padişahı'nın oğlundan bir şarkı rica edebilir miyim? Kraliçe emrederler. Söğüt dalından incettin, gül bahçesinde goncaktın. Söğüt dalından incettin, gül bahçesinde goncaktın. Dudaklarımda hecettin, bahar kokuyor saçların. Dudaklarımda hecettin, bahar
kokuyor saçlar. Yürürsün sülüler gibi, güzelsin gelinler gibi. Yürürsün sülüler gibi, güzelsin gelinler gibi. Yüreğim serinler gibi, bahar kokuyor saçların. Yüreğim serinler gibi, bahar kokuyor saçlar. İçimde titriyor sesin, rüya mı efsane misin? İçimde titriyor sesin, rüya mı efsane misin? Nesin sen sevgilim, nesin? Bahar kokuyor saçların. Nesin sen sevgilim, nesin? Bahar kokuyor saçların. Başınızı ağrıttım galiba. Söyleseydiniz yarıda keserdim. Hayır, hayır. Yanlış anlamayın. Sizi hiç anlayamıyorum. Delileri doktorlar bile anlayamıyor. Ne münasebet. Ama anlaşılması o kadar güçlü kızsınız ki, insanlar anlayamadıkları şeylere bir kulp takarlar, size de. Deli diyorlar. Deli, deli. İçinde bulunduğum iğrenç hayatı bir bilseniz. Kızgın demirlerle çevrili bir kafes. İhtiyar şefkatli bir baba. Ama o kadar aciz ki. Sonra çılgın bir üvey ana, paraya, lükse tapan iki insan. Etrafımızı saran dal kavuklar. Sahtekarlar. Her tarafım yalan, rüya, alçaklık. Oh, ne kadar iyi, ne kadar temizsiniz. Ne olur, yalvarırım size. Değişmeyin, hiç değişmeyin. O kadar ihtiyacım var ki şefkate. Bana bak, gebertirim seni. İş kuyruğuna gelmişken bir yere gidemezsin. Sizin alçakça menfaatleriniz için masum bir kızın temiz hislerini daha fazla kirletemem. Ya bunlar, aşırdığımız paraları nasıl öderiz? Ya ben o kızdan çaldığım temiz duyguları nasıl öderim? Bana bak, kaçamazsın elimden. En ufak bir hıyanetini göreyim, kardeşim demem yakarım. İstersen öldür beni. Yapamam. Seviyor beni. Anladın mı, seviyor. Hayatında ilk defa korka korka birini sevdi. O da ahlaksızın, namussuzun biri. Kim olduğumu anlayınca yaşar mı dersin acaba? Bırakın peşimi gideyim. Kendimi unutturayım ona. İstersen öldür beni. Ama bu silahla yumrukla olacak iş değil, anladın mı? Alo? Alo? Evet. Evet efendim. Buyurun doktor bey. Ya şımarık bir kızın hisleri, yahut da seni doğuran ananın hayatı. İlaç lazımmış diyor. Ya kendin dinle. Evet. Evet doktor bey. Kardeşim veriyorum. Buyurun. Ben Zeki. Evet. Evet doktor bey. Evet efendim. Çalışırız doktor bey.
Çalışırız efendim. Hürmetler ederim efendim. İhtiyar, gene ocağına düştük. Hadi sen yürü bakalım. Ey Allah'ım sen. Bana gücenmedin ya. Niçin gücenecekmişim? Size sen diye hitap ettim. İçimden geldi. Darılmadın ya. Buna layık olmaya çalışacağım. Sen dünyanın bütün güzelliğine, bütün iyiliğine layıksın. Şu anda yüzümdeki maske düşseydi, ürperirdim. Bu senin ruhunun güzelliği karşısında ürperme olurdu herhalde. Hislerin seni çok yanıltıyor. Hakikati, bu maskenin altında gizlenen iğrenç varlığı görmek ister misin? Evet. Korkmaz mısın? Hayır. Senin aslında dış görünüşünden farklı değildir. Ya yanılıyorsan? Ya ben... Oh. Sen herkesten farklısın. Ben etrafımdaki insanların iç yüzlerini görebildiğim için bu hayattan iğrendim. Herkesten kaçtım. Deli dediler bana Zeki. Ama sen... Ben neyim biliyor musun? Dünyanın en... Hiç konuşma. Kendine iftira etmene tahammül edemiyorum. Bir kızın böyle konuşması doğru değil ama... Sen... Benim için hayatta kıymetli tek varlıksın. Ya sen? Sen benim için... Söyleme, korkuyorum. Bu kadar mesut olmaya hakkım yokmuş gibi bir his var içimde. Ah, git. Git artık. Hayırlı geceler Zeki Bey. Alo. Ha, sen misin? Niye gelmedin? Kim? Kim? Ya! Yürü be. Tuladayım. Gel be oğlum, sen de oyna. Sen onu bırak be ihtiyar. Zeki Bey oğlumuz başka kısrağı oynuyor. Kısrak ki ne kısrak? Yine milyon veriyor. Mesela bak, hiç unutmam, ben bankada... Kaç kere söyledim bu havayı çalma diye. Siz selamsızdan mı teşrif ettiniz beyefendi? Merhaba. Ben bakarım. Der misiniz bizim bey olsun? Alo? Kim? Kimmiş o Zeki Bey? Yok böyle biri burada. Ha, Zeki Bey. Evet. Vereyim. Buyurun. Alo, Zeki Bey. Ben Jale. Jale canım. Ah, aşk olsun. Bu kadar çabuk mu unuttunuz? Hiç unutur muyum efendim? Emriniz. O nasıl söz? Ricamız şu ki, bu gece sizi muhakkak burada bekliyoruz. Yok, itiraz yok.
Bakın Ruhi Bey ile Suzan Hanım da sizi muhakkak bekliyorlar. Evet. Şey... Gitsene oğlum. Kayınpeder çağırıyor ya. Boru mu bu? Çağırır tabii. Paşa gönlü istemiş, gideceksin. Mesela bak ben bankaya... Evet. Peki efendim. Emredersiniz. Yalnız adresi lütfetseniz de... Aşk olsun. O kadar beklettiniz. Ne garip değil mi? Apartmanlar, cicili bicili köşklerden sonra buranın havası insana tuhaf bir huzur veriyor. İnelim mi aşağı? Hem yürümüş oluruz biraz. Ya araba? Bu otomobil o insanlarla aramıza set çeker. Çekingen davranırlar. Hemen kabuklarına çekilirler. Gel bak, dünyada iyi kalpli insanlar da varmış diyeceksin. Zeki Bey. Siz dolaşırken ben kış için alacağınız mavi Ford'da gri Chevrolet'e bakmaya gideyim. Cadillac'ta hayır yok. Peki. İki yeni araba daha mı alacaksın? Daha belli değil. Zenginlik muayyen bir noktadan sonra kıymetini kaybediyor. Zorlukla alınan şeyler daha tatlıdır değil mi? Şey, tabii. Tabii. Şu çalışan kimseleri görmek insana yaşama sevinci veriyor, değil mi? Tabii. O sosyete kuklaları arasında yaşamaktan hakiki insanların var olduklarını unutmuştum. Çok şımardım değil mi? Ama sen bana yıllardan beri ilk defa hayattan zevk aldırdın. Saadet burnumun ucundaymış. Halbuki babam onu bulmak için beni Avrupalara kadar göndermişti. Koca yemiş. Zengin çocuklara yasak edilen Saadet. Kaç kuruş? 50 kuruş. Ne komik değil mi? Saadet bazen bu kadar ucuz olabiliyor. Çocuklara da birer sepet ver bakalım. Sabahtan beri o kadar abur cubur yedim ki midem ağrıyor. O halde yeme artık bırak. Yiyeceğim, yiyeceğim. Yaramaz çocuklar gibisin. Yanına birini alsana be adam. Allah Allah. Çiğneniyordum baba. Alıştım artık be evlat. Beni karşıya geçirebilir misin? İstediğin bir yer varsa söyle götürelim. Şu ileride bir kahve olacak. Oraya götürün zahmet olmazsa. Ah oğlum. Yanımda şarkı söyleyen bir çocuk vardı. Günlerden beri topladığımız paraları aldı kaçtı. Hem gözsüz hem ekmeksiz kaldı. Yanında şarkı söyleyenin olmazsa kimse para vermiyor oğlum. Hayrola, seninki nerede? Paraları aldı kaçtı. İşin yoksa kendin çal, kendin dinle. Kimdi? Kimdi bu şarkıyı söyleyen? Dönüş paramız bile kalmadı. Ne yapalım? Biz de yürürüz. Ama sen yoruldun.
Dünyanın en güzel yolculuğunu yaptım bugün. Bana neler verdiğini bir bilsen Zeki. Böyle konuşma. Ben sana layık değilim. Niçin hep böyle konuşuyorsun? Bir anlık saadeti çok mu görüyorsun bana? Senin saadetin için canımı bile verdim. Sakın bir daha böyle konuşma. Affet beni. Bak burada düğün var galiba. İçeri buyur, var mısınız? Affedersiniz, merak ettik de amca. Onu da evlendiriyorum. Ya herkes davetli. Hadi buyurun canım, buyurun. Bırakın. Buyurun Allah aşkına, buyurun. Buyurun. Buyurun evladım, buyurun yavrucuğum, buyurun. Sorması ayıp olmasın ama galiba siz de yeni evlisiniz, öyle değil mi hanım kızım? Hı? Şey, ilk görüşte anladım vallahi. Maşallah birbirinize pek uyumuşsunuz. Allah bir yastıkta kocatsın efendim. Karı koca bir telden çaldılar mı cehennem bile cennet olur yavrucuğum. Tabii, tabii teyzeciğim. Ya. Siz de sevişerek mi evlendiniz? Güzel. Şerefe, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hepimizin şerefine. Ah efendim, şu yeni kapıda okuyan bir bandırmalı Celal var. O gelecekti de görecektin sen sesi ya, patronu bırakmamış. Ah, yazık oldu. Var mıydı onun gibisi amca? Belki rica etsek bırakır. Bırakmaz o Hamdi olacak sinek. Bırakır mı hiç? Ne oldu efendim oğlum? Bir kusur mu etti? Ha, estağfurullah efendim. Şey, benim sesim de biraz fena sayılmaz da. İsterseniz okurum. Tabii tabii. Tabii. Peki efendim. Hangi şarkıyı biliyorsun? Buna abi? Devam et kardeşim. En karesi ala ben diyor, en karesi ala ben diyor, şeftalisi ala ben diyor, şeftalisi ala ben diyor. Benim yarim sana ben diyor, benim yarim sana ben diyor, olamaz ne çare olmuşandıdır, arslan gibi delikanlıdır. Şekerli misin vay vay? Vay maklı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay? Karesi biçim biçim, karesi biçim biçim, ölüyorum senin için, ölüyorum senin için. Eller bana düşman oldu, eller bana düşman oldu, seni sevdiğim için, ben seni sevdiğim için. Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Kaymaklı mısın
Yoksa sen de benim gibi mevzalı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi mevzalı mısın vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay? Sen bittin. Yok, yürümekten değil. Alışık olmadığım saadetten yoruldum. Biliyor musun? Kıskandım o insanların hayatını. Ama onların da gözü senin sürdüğün hayatta. Keşke fakir olsaydım. Tek odalı bir gece kondumuz olsaydı. Beni seven, anlayışlı bir de sevgilim. Fakir olmak zor değil. Belki ama. İnsanın hayalindeki erkek zengin olunca... Ah, çok saçmaladım değil mi? Ama deliyle yola çıkan böyle laflara hazır olmalı. Benim için hiç saçma değil. Keşke bu sözüne inanabilseydim. Bugüne kadar beni birçok kimse istedi babamda. Hepsi de param için. Gözleri babamın servetinde. Ama sen tam aksini söylüyorsun Zeki. Milyonersin. Çifter çifter otomobillerin, köşklerin... Muazzam bir servetin var. Ve bu halinde fakirliği özler gibi konuşuyorsun. Ben fıkaranın ta kendisiyim. İnan bana. Aklın almayacak kadar fıkara. Affedersiniz Zeki beyefendi. Güneybank müdürü sabahtan beri belki 20 defadır sizi arıyor. Zeki bey 20 milyonu çekerse bankamız iflas eder diye yalvarıyor. Bankaları iflas ettiren milyoner fıkara. Çok komik kaçmıyor mu Zeki? Emrin üzerine tahvillerden 300 bin liralık aldım. Yalnız ticaret odasından yeni bir yazı geldi. Şu son katalar için. Gezintiye teşekkürler. Sizi milyonlarınızla baş başa bırakıyorum. Affedersiniz hanımefendi. Hanımefendi, Zeki beyefendi belki sizi hatırlatmayı unutmuşlardır. Kotra yarın sizi plajın rıhtımından alacak. Gece kondulardan milyonerlerin kotrasına. Teşekkür ederim Zeki. Bir selam yok mu? Bugünlerde çok neşelisin. Gözün kimsecikleri görmüyor. Seni seven dostlarını bile. Benim dostlarım mı? Üvey annemin dostları. Ne demek istiyorsun yani? Bir delinin sözlerine kızılır mı hiç? Sen değil misin adımı deliye çıkartan? Delice konuştum işte. Sana uzun zamandan beri bir hediye vermek istiyordum. Öyle bir hediye ki... hem benim sana karşı beslediğim hakiki dostluğu ispat etsin. Hem de etrafımdakileri tanımana yardım etsin. Bir dakika gelir misin? Rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Merak etmiyor musun? Kaldırsana örtüyü. Korkma, sen cesur bir kızsın. Ha, daima hakikatten korkmadığından bahsederdin. Kaldır örtüyü. Hadi kaldır. Ne zamandır sana söylemek istiyorum? Konuşmuyorsun. Gece konduyu düşünüyordum. Ben oralı bir kız olsaydım... bana gene böyle sokulur. Benimle böyle ilgilenir miydi? Ya ben gece kondulu fakir bir genç olsaydım... o zaman yanımda bulunmaya tenezzül eder miydim? Ben insanları bankadaki hesaplarına göre değerlendirmem. Öyleyse hakikati bilmen hiçbir değişiklik yapmayacak sende. Ben bir sahtekarım. Biliyorum. Söylediler. Hayır, gösterdiler. Seni Jale Hanım'ın kollarında,
Dudak dudağı gördüm. Halbuki deniz kıyısında kumdan kale yaparken dudağın yanağıma değmişti. Bu benim dudağımın değdiği ilk genç kız yanağı demiştim. O söze ne kadar sevinmiştim. Sana yemin ederim ki... Senin için hiçbir şey fark etmez Zeki. Ama benim için bütün bir hayat demekti bu. Seni seviyordum. Ya ben? Beni hiç düşünmedin mi? Senin gibi aşk hırsızları için kalpleri kolay kazanılan kadınlar kıymetsiz olurmuş. Ben aşk hırsızı değil, zavallı bir kuklayım. İpleri kaderin ve başkalarının elinde bir kukla. Ne rahatlıkla yalan söylüyorsun. Oldu olacak, beni sevdiğini de söyle. Doğru. Seni seviyorum Leyla. Deli gibi seviyorum. Hem de hiç kimsenin sevemeyeceği kadar. İnandın mı bana? Sadece kendi kalbinin sesine inandım Zeki. Hiç aldatmadı hissim beni. Her ne olursa olsun seni sevdiğimi, deli gibi sevdiğimi anladım. Babama nişanlandığımızı söyleyeceğim. Leyla. İtiraz etme. Çok korkuyorum Zeki. Seni kaybetmekten korkuyorum. Seni ne kadar sevdiğimi bilsen. Beni hayata sen kavuşturdun Zeki. Beni sevmediğini anladığım anda hayattan uzaklaştıran yine sen olacaksın. Bugünü nasıl beklediğimi bir bilsen kızım. Bütün hayatım senin şu saadet anının hasretiyle geçti. Eğer müsaade ederseniz babacığım, bu geceki toplantıda nişanlandığımızı ilan etmek istiyoruz. Dünyanın en iyi, en güzel, en zengin damadı için müsaade mi olurmuş? Leyla Hanım, bir bey görüşmek istiyor sizinle. Holde. Bir bey mi? Kim? Tanımıyorum. Buyurun efendim, benimle görüşmek istemişsiniz. Leyla Hanım'sınız galiba. Evet, buyurun. Sizin gibi cici bir hanım kızla çok tatsız bir mesele üzerinde konuşmak zorunda olduğum için müteessirim. Tatsız bir mesele mi? Yandaki köşte oturanları tanıyor musunuz? Nişanlı. Tahmin etmiştim. Bakın beni iyi dinleyin Leyla Hanım. Meselenin iç yüzünü anlayabilmek için bugüne kadar yakalamadım. Tabii kanundan kimse kurtulamaz. Hepsi cezalarını görecekler. Bu bir kanun işidir. Tertibe dalın. Bize yardım edeceksiniz. Tebrik ederim. Sana suç üstünde de vesika gösterdik. Demek gene para etmedi. Kim bu? Alelade giyinmiş. Ne ayıp değil mi? Halbuki böyle kibar yerler de bundan şansı kurtarmaz. Mesela bak, ben banka diyeceğim. Kes artık şunu be, kes be. Nişanı ne zaman ilan edeceğiz acaba? Önce Zeki Bey oğlumdan bir ricam var. Bir şarkıcık. Memnuniyetle efendim. Fakat... Yok, itiraz istemem. Bu şarkı mukabilinde size en değerli varlığımı hediye ediyorum. Hadi ne duruyorsun? Söylesene. Emredersiniz. Adeli'nin zoruna bak. Bugüne kadar bir iltifat tam nişanlanıcın gece mi sertliğin tuttu? Sahi öyle kızım. Deli, sen ne dersen de 100 kere de 1000 kere de söylerim deli. Hem de hınzır deli. Sen bana baksana bakayım, kim bu köşedeki adam? Okuldan hocasıyım. Thank you.
sokaklarda güneşim Leyla. Hem güneşim hem eşim, yoldaşım Leyla, Leyla. Koltan kapından yine gelirim Leyla, Leyla, Leyla. Koltan kapından yine gelirim Leyla. Bırakma beni yalnız başıma Leyla. Ah, ah, Leyla. Bırakma beni yalnız başıma Leyla. Leyla. Kimse bu derdimi bilmiyor Leyla, Leyla, Leyla. Sızlayan kalbim sensiz dinmiyor Leyla, Leyla, Leyla. Koltan kapından yine gelirim Leyla. Bırakma beni yalnız başıma Leyla. Ah, ah, Leyla. Bırakma beni yalnız başıma Leyla. Leyla Hanım'ın ve Zeki Bey'in şerefine, bütün bir ömür sürmesini dilediğimiz saadet şarkılarının şerefine. Zeki Bey olsa olsa yalan ve düzenbazlık şarkıları besteleyebilir. Zeki Bey yalancıların, serserilerin şahı olduğu için böyle şeyleri herkesten kolay besteler. Leyla! Merak etmeyin baba. Bugün sinirlerim gayet normal. Leyla! Ne? Ne var yalancı? Bütün bu hareketler bu adam için hafif kalır. Bir sefile, sen dolandırıcı, serseri, iğrenç bir hırsız, aşağılık bir sahtekarsın diyeceğim yerde sadece hırsız demişim, çok mu?
Bu adam nasılsa aramıza girmiş korkunç bir sahtekardır. Vicdansızlığını kendisinden şefkat uman bir kızın en samimi hislerini çalmaya kadar vardıran... Aklını başına topla kızım. Korkma baba, aklım başımda. Deli filan değilim. Ama şu karşınızdaki serseri dünyanın en âli insanıdır. Konuş, konuş sana, öyle değil misin? Korkak, rezil, hırsız olduğunu söylesene. Bak, bey polistir. O da biliyor. Maalesef öyle. Üstündeki elbiseyi bile temizleyiciden temin eden bir sahtekar. Ruh hastası bir kızın kalbini çalmak sahtekarlıktan da aşağı bir şeydir. Sen sadece bir dolandırıcı, bir serseri değil, alçak, sefil bir aşk hırsızısın. Ben aşk hırsızlığı etmedim. Ya söylediğin yalanlar? Sahiden seviyordum. Otomobiller, yatlar, köşkler, hatta sırtındakiler bile başkalarının. Bütün bu çalınmış servetin ardına gizlenip beni aldatmak da mı aşktandı? Ölüm döşeğinde bir anam var. Bu uçuruma onu kurtarmak için atıldım. Beni sürüklediler Leyla. Hasta bir kıza yalan söylemekle mi iyileşecekti anan? Bana inan. Üstümdeki elbise bile sahteydi ama sana olan aşkım... Defol! Defol! Çok konuştuk delikanlı. Hadi yürü bakalım. Durun. Durun. Belki misafirlerimiz çalınmış bir şeyleri olup olmadığını anlamak için üstünü aramak isterler. Aşk hırsızı değilim ben Leyla. Seni sevdim. Ebediyen seveceğim. Ufak bir bıçak çaldım buradan. Onu da arkadaşlarım iade eder. Peki. Beni çabuk götürün. Kanlarım kirletmesin kibar salonlarını. Bu da kabahat yoktu onun. Biz zorla aldık aramıza. Sizin gibi kibarların arasında bu kadar çabuk harcanacağını ne bilirdik. Sırılsıklama aşıktı. Namangal gibi yüreği vardı. Ama sen ne anlarsın? Sizden ne anlarsınız? Yatlar, kotralar, otomobiller fos çıkınca kalbinde fos sandın değil mi? Ha, burada istediğinden hala beyler var. Al birini de tepe tepe kullan. Uzun ettin, yürü bakalım. Geldik abi. Abi be, bir cigaran var mı? Evet. Leyla. Leyla. Tıp vazifesini yaptı. Hayatı içindeki yaşama arzusuna bağlı. Bir dakika olsun görebilir miyim? Leyla. Beni affet. Affet sevgilim. Dünyada sevdiğim tek insan sensin Zeki. Yaşayacaksın. İşitiyor musun beni? Yaşayacaksın. Bütün bir ömür var önümüzde Zeki. İşitiyor musun beni sevgilim?
Bağrımda serda güneşi, içimde aşkın ateşi. Bağrımda serda güneşi, içimde aşkın ateşi.